Coinbase CEO'sunun açıklamaları üzerine duracağız ve genel hatlarıyla bunu değerlendireceğiz. Coinbase CEO'su Bitcoin fiyatına şaşırdığını söyledi. Coinbase CEO'su son zamanlarda çok fazla şey söylüyor. Zaten biliyorsunuz kendileri de SEC'le vesaire davalık durumdalar. Yakın zaman içinde enteresan bir şey oldu. Circle, ki Circle Coinbase ile birebir bağlantılı bir taraftır. Yani Circle ile Coinbase birbirinden aslında ayrılmayan iki şirkettir diyebiliriz. Bu noktada Circle yakın zaman içerisinde Binance'a yardımda bulundu. Yani daha doğrusu Binance'ın lehine mahkemeye çıktı ve bu şekilde de devam edeceğini belirttiler. Bu neye benziyor? Şuna benziyor. Mesela Ripple'la SEC davasında da aynı şekilde Coinbase Ripple lehine bir ekip kurmuştu ve bu ekibinde ana vizyonun Ripple'la birlikte çalışmak ve Ripple'ı SEC karşısında mahkemede savunmak olduğunu söylemişti. Bunun gibi yani aslında burada enteresan bir durum olarak Coinbase'in ki de yani şey zaten diyorum Circle Coinbase'in müsaadesi olmadan bir şey yapamayacaktır bu noktada. Gittiler Binance'a arka çıktılar. Bu noktada Coinbase'in Binance'ı aslında biraz daha desteklediğini görebiliyoruz. Yani sadece kendileri değil, aynı zamanda buna bir iyi niyet göstergesi mi dersiniz? Ne derseniz, bunu ne yapıyorlar? Destekliyorlar. Binance'a da destek gönderiyorlar. Bu da enteresan bir durumdu. Coinbase CEO'su çok sık ABD'den ayrılma lafını telaffuz ediyor. Çünkü alttan alta şey çekiyor, ultimatom çekiyor. Bir sıkıntı olursa ABD'den ayrılırız. Bak zaten durumunuz iyi değil. SEC sürekli bizim üstümüze geliyor. Abartmayın, bak bir şey olursa ayrılırız falan gibisinden. Haklı olarak da ultimatomlar çekiyor. Tabii sonrasında biraz da Ripple davayı kazandı. Şu an Coinbase çok kötü gitmiyor. Biraz daha iyi bir noktaya geldiler diyebilirim işte ise. Lider kripto para birimi Bitcoin başta olmak üzere Ethereum ve altcoin'ler dün güzel bir yükseliş yaşadı. Aynen. BTC ve altcoin'lerde yükseliş yaşanırken ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong'dan önemli açıklamalar geldi. Bu adamla alakalı spekülasyonları da çıktı. Mesela zamanında kendisi XRP'yi, daha doğrusu XRP gibi altcoin'lere çok fazla ehemmiyet verilmemesi gerektiğini, asıl olanın Bitcoin olması gerektiği üzerine 2013 yılında attığı bir tweet bulunmaktadır. Bu şekilde ve kendisinin üstüne ya ne kadar boş bir muhabbet bu. Adamın yeni çıkan bir şey yani adamın yeni çıkan bir kripto para XRP. O zamanlar tam olarak ne oldu, ne ettiği belli bile değil. Adamın o zamanlar hiç değilse bir Bitcoin maksimalisti gibi davranmasından doğal bir şey var mı? Adamın o zamanlar bütün kriptoyu çöpe at demediğine şükretmek gerektiği yerde böyle saçma sapan laflar çıkıyor. Adam o zamanlar der abicim hiçbirimiz yani ana karnından şey çıkmadık, kripto ile bir çıkmadık. Yarın öbür gün bir şey olsa ona da temkinli yaklaşacak. Bir bakacaksın. Burası ne böyle? Ne işe yarar? Nedir? O zamanlar Bitcoin'den başka bir şey yok. Adam bunu söyler. Söyler abicim. Boş konuşmamak lazım. CNBC'nin Squawk programına katılan Coinbase CEO'su Bitcoin, ABD'deki regülasyon eksiklikleri gibi konulara değindi. Yaşanan tüm olumsuz olaylara rağmen Bitcoin'in halihazırda 20 bin doların üzerinde işlem görmesi karşısında mutlu bir şaşkınlık yaşadığını söyledi. ABD'de 52 milyon kripto para kullanıcısı olduğuna dikkat çeken ünlü CEO, bu sayının küçümsenmeyecek boyutta olduğunu belirterek ABD'deki düzenleyici eksikliğin olduğunu ifade etti. ABD'de düzenleyici eksiklik var. Fakat bu düzenleyici eksiklik olabildiğince hızlı bir şekilde giderilecek uzun bir zaman dilimi demeyin. Hayır değil. En geç seçimden sonra yani 2024'ün Kasım ile birlikte seçimlerin ardından hükümet değişir. Bambaşka bir ABD görürsünüz. ABD zaten piyasaya giriş için ank olmuyor. Fakat mevcut hükümet ve hükümet organları ki şimdi kapandı şöyle güzel bir ifadesini aldılar onların da
Şimdi evde oturup çay demleyip içsinler bütün gün. Çoluk çocuk falan sevsinler. Ondan sonra onlar bu kuponun üzerinde sıkıntı ve arıza yaratıyorlar. Haricinde bir problem yok ABD tarafında. Tamam. Böyle de bir mesele var. Tabii Brian Armstrong gibi taraflar da bir yandan ultimatum çekiyor ki hem mevcut hükümeti biraz daha tabiri caizse yola getirebilsin vesaire. 52 milyon kripto para kullanıcısı olduğu doğru değil. Bu yalanları borsalar söylüyor. Yani 52 milyon tane kripto kullanıcısı yok. Aynı şekilde yakın zamanda KuCoin de Türkiye ile alakalı bir rapor hazırladı. Bu da doğru değil. Ya bunu bilerek yapıyorlar ki hani gaza getirmek için. Bak herkesin kripto parası var senden. Bunlar doğru değil yani. Bu noktada yetkililerin kripto sektörü için kural belirleme konusunda yanlış yoldan ilerlediğini belirten Armstrong, kripto sektöründe net kurallar olmadığı için şirketlerin ABD dışında iş yapmayı tercih ettiğini söyledi. ABD'deki kripto kullanıcı sayısı fazla olmasına rağmen net kurallar yok. Bu yüzden ABD'li şirketler yurt dışında iş yapmayı tercih ediyor. Bu durumda ABD'deki kripto pazar payının %40'tan 29'a gerilemesine neden oldu. Ancak ABD dışındaki Singapur, Hong Kong, Brezilya ve Avustralya gibi ülkelerde bu durum tam tersi. Doğru, tabii bunlar daha kripto dostu ülkelerdir. Kripto ile daha içli dışlı ve dahi piyasayı belli ölçüde regüle etmiş ülkelerdir. Tabii ABD tarafında bu şey var, bu korku var zaten. Bu korku var fakat mevcut hükümet ekonomi anlamındaki bu özellikle şimdiki zor etapta bunu dengeli bir şekilde yürütmek yerine piyasaya baskı uygulamayı seçtiği için bu sefer muhalif taraf tabiri caizse kuduruyor, çok sinirleniyor. Bir dahakine farklı olacak, durum bakalım. Yani gelecek bir sene ayrı, ondan sonraki 5 sene ayrı. Merak etmeyin. FTX kurucusu SVF'nin yaklaşmakta olan davasına da değinen Coinbase CEO'su FTX olayını geçmişteki MTGOX olayıyla karşılaştırdı. FTX olayının unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Armstrong, FTX olayının sektör için çok olumsuz etkileri olduğunu, bu etkilere rağmen birçok kurucunun sektörü sorumlu ve güvenilir bir şekilde geliştirmeye çabaladığını vurguladı. Son olarak devam eden Coinbase davasında da değinen ünlü CEO, yaklaşımın etkisiz ve keyfi olduğunu yineledi. Coinbase Sage davası ile ilgili farklı yargıçlar tarafından verilen 3 ayrı mahkeme kararına atıfta bulunan Armstrong, mahkemeden çıkacak sonucu olan güveni dile getirdi. Coinbase CEO'su gerçekten kazanacaklarından çok emin çünkü zaten onlar onu açmasa bunlar onları açacaktı. Durumlar böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.